TUSAŞ'ın öne çıkan projelerinden biri de Şimşek hedef uçak. Bu uçak aslında vurulmak için yapılıyor. Yerdeki birliklerin atış eğitimlerinde kullanılıyor ve bu konuda da TUSAŞ çok önemli bir teknolojiye ve bilgi birikimine sahip. Gördüğünüz Şimşek burada onlarcası imal edilmiş yeni görevlerini bekliyorlar. Şimşek ilk uçuşunu 2012'de yaptı ve 2015'te de ilk olarak Deniz Kuvvetleri'nde atış testlerine başladı. Bu aradan geçen yaklaşık 9 yıllık sürede Şimşek sürekli gelişti ve gelecekte çok farklı platformlarda ve çok çok farklı görevlerde Şimşek'i göreceğiz. Şimdi Şimşek'in detaylarını birlikte dinliyoruz. Hakan Bey, TUSAŞ'ın belki çok fazla geçtiğimiz günlere kadar gündeme gelmedi ama Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarıyla gözler tekrar Şimşek'e doğru döndü. İDEF'te de Anka'nın kanadının altında Şimşek'i gördük. Peki bu Şimşek programı nasıl ve hangi ihtiyaç doğrultusunda başladı? Esas da Şimşek bizim bir bebeğimiz. Doğuşundan beri bugünlere kadar gelen bütün süreçlerini birlikte yaşadık. İhtiyaç anlamında silahlı kuvvetlerin milli olarak hava savunma eğitimlerine cevap verecek bir platform geliştirme ihtiyacı vardı. Bu 2008-2007 yıllarına kadar gidiyor. O yıllarda başlayan süreçte buna cevap vermek üzere çalışmalarına başladı. Sonrasında ihtiyaç çok daha netleşti. Belli bir maliye tavanı koyarak sistemi kendi kaynaklarımıza geliştirmeye başladık. İlk uçuşumuzu 4 Ağustos 2012 tarihinde yaptık. Basic bir platform olarak uçmuşken geçen süreç içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliğiyle biz bunun yeni ihtiyaçlarını da gündeme getirip Şimşek'e devamlı yeni fonksiyonlar kattı. Dolayısıyla her şeyle milli bir sistem, tüm tasarım bize ait. Kullanıcımız silahlı kuvvetlerde ne tür talepler gelirse biz onu bu sistem üzerinde rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu bir bağımsızlık, bir özgürlük esasında. Hiç kimseye bağımlı olmadan bugün Deniz Kuvvetleri Şimşek şunu yapsın dediğinde biz o ev ödevi olarak bunu alıyoruz. Oturup çalışıp belli bir süre sonra bak bunu yaptık diye dönüş yapabiliyoruz. İlk uçuşunun 2012'de olduğunu söylediniz. 9 yıl geçmiş. İlk Şimşek'le şu an bu imalat bantını görüyoruz. Arkamızda onlarca Şimşek var. Farkları nelerdir? Tabii ki istenilen göreve göre değiştiriyorsunuz ama teknik özellikler açısından Şimşek'i nereye doğru taşıdınız? Şimşek başladığında hava savunma eğitimlerinde kullanılabilir bir hedef olsun. Şöyle bir paradoksu yenmek gerekiyor hedef uçak dediğinde. Belli silahların benzetimini yapıyorsun. Yerdeki bir hedefe doğru saldıran bir füzeyi benzetimini ya da havada bir uçağa saldıran bir füze benzetimini yapıyorsun. Benzetimini yaptığın silah çok akıllı, çok kıvrak, çok çevik. Sen Şimşek olarak silah gibi uçacaksın ama eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde maliyetle etkin olman gerekiyor. Silah olacaksın ama ucuz olacaksın. Bu paradoksu yeniyoruz biz Şimşek'te. Bunda da başarılıyız. Parametre olarak düşünürsek 50 fit ile 21 bin fit arasında uçtuk. Uçuyoruz. Yani burada belirttiğim rakamlar Şimşek'in bilfiil yaptığı değerler. Line of sight yani yer kontrol istasyonuyla Şimşek birbirini gördüğü müddetçe 70 kilometrenin üzerine kadar uçabiliyor. Kendisi akıllı bir sistemdir. Yerden komut aldığı müddetçe ona uyarak uçuşunu yapar. Herkese bir sıkıntı oldu. Bağlantı koptu, bir şeyler oldu. Önceden programlanmış hareketlerini yaparak istediğimiz bir noktaya gelir. Burası bizim eve dönüş modundadır. Belli bir noktada bekler, bizimle irtibat kurmaya çalışır. Gene onu başarabazsa, bu defa iniş planını uygular. Gene önceden belirlediğimiz yere gidip kendisi iner. Maliyet etkindir diyoruz. Özellikle karada kullandığımızda paraşütle kurtarılıyor. Bir Şimşek birçok defalar kullanılabiliyor. Eğitimi etkin yapmak istiyor silahlı kuvvetlerde. Her uçuşunda bunları vurmuyorlar. Bilinçli olarak yanına atış yapıyor, offset atış yapıyor. Silahlı kuvvetler için o atış başarılı olmuş oluyor. Şimşek'in 4 metre yanından geçireceğim diyor. Mermisi 4 metre yanından geçirdiğinde hava savunma eğitimi tamamlamış oluyor. Şimşek de tekrar kurtarılarak geriye geliyor. Bu şu demek, maliyet etkinliği sağlıyoruz orada. Nereye doğru gidecek derseniz platform bizim. Ne tür ihtiyaçlar gelirse biz ona cevap vereceğiz. Üzerindeki çözümler milli. Şimşek ilk başladığında pek çok komponenti yurt dışından geliyordu. Şu an bu gövdenin içine konan cihazların hemen hemen hepsi Türkiye'de üretiliyor. Bir iki kalem var yurt dışından gelen. Onun haricinde bağımsızız. Yüksek hızlı, yüksek performanslı güdüm mermileri 350 natlarda özellikle deniz kuvvetlerine karşı silsikim gelen mermiler var bu. Onların benzetimini çok iyi yapabiliyoruz. Bazı sistemler var, optik sistemler daha düşük hızda hedef uçağa ihtiyacı vardır. Onlar için hızımızı düşürüyoruz. Rengimiz görünebilir oluyor. Müşterinin talebine bağlı olarak Şimşek'in rengini farklılaştırabiliyoruz. Bazı gözle görüş
uçuş atışlarında kullanmak üzere iz dumanı yeni geliştirdik, onu takacağız. Şunu sağlıyor, yani sahada eğitim yaparken de hakikaten kullanıcının da yararlanması gerekir. Çünkü şimşek belli bir süre uçacak, aşağıdakilerin de bunu görüp atış yapması gerekir. O görüşe destek olmak açısından belki bir saniye, iki saniye bir duman bırakarak ilk alana girişini falan şimşek bir kendini belli ederse eğitime katkı sağlamış oluyor. Uçuş süresi tipik olarak 45 dakika gibi söyleniyor. Fakat bu normal yakıt kullanımıyla alakalı bir süreç. Düşük hızlarda gidersek biz 1 saatte uçuyoruz. Devamlı çok yüksek hızda uçarsak bunu 35 dakikalara kadar da iniyor bu süre. Yani günümüzde de 40-45 dakikalık bir uçuş yerde, satıhta birden fazla hava savunma sisteminin, 3 ya da 4 hava savunma sisteminin eğitim yapmasına yardımcı oluyor. Yani şimşek uçuş planda A bataryasının üzerinden geçip dönüyor. Daha sonra B bataryasından C, D derken hepsine bir uçuşta eğitim sağlamış oluyor. Kullanıcımız da nasıl diyelim, maliyet etkin davranıyor. İlk 3 bataryaya vurmayacaksınız diyor, dördüncüsü vuracaksınız diyor. Böylece bir şimşekle 4 birliğe, 4 komutanlığa ya da 4 hava savunma birliğine eğitim vermiş oluyorsunuz. Hangi sistemleri, hangi yazılımları diyelim millileştirdiniz? Yazılım TUSAŞ'a ait. Yani bu bir kutu, bunun beyni biziz. TUSAŞ. Ve onu istediği gibi eğiterek geliştirebiliyoruz. O bizim. Yazılımın çalıştığı bilgisayar gene bizim ekibimizin tasarladığı, komponent seviyesinde bir araya getirip Türkiye'de ürettirdiği bir bilgisayar. Yani komponentleri alıyoruz, onu TUSAŞ için de yapabiliyoruz. Yardımcı sanayiden yararlanarak yurt içindeki ilgili firmalarımıza da yaptırabiliyoruz. Data Link'i yerli bir firmamızın ürünü. Motoru yurt dışı kaynaklı ama yurt içinde de geliştirme çalışmaları var. Yerli motorla uçuş da yaptı bu arada Şimşek. Şimşek görev yaparken boş bir uçak olarak uçmuyor. Üzerine başka uçakları ya da benzetmek istediğimiz uçağı şekline sokabileceğimiz faydalı yükler ekliyoruz. Onlar da yerli olmaya başladı. Biraz faydalı yükleri açar mısınız? Deniz kuvvetleriyle çalışırken gemiye hücum edecek. Geminin yerini bilmesi gerekiyor. Geminin pozisyonunu bilmesi gerekiyor. Onu biz yurt içinde çözdük. Gemimize bir cihaz takıyoruz. O cihaz geminin yerini yer kontrol istasyonuna bildiriyor. Yer kontrol istasyonu şimşeğe bu noktaya gideceksin diyor. Bu nokta dediği yer geminin pozisyonu. Yani dolayısıyla şimşeğin su üstü gemilerine karşı saldıran bir füzeyi simüle etmesi tamam %100 başarılı oluyor. Gemi hareketli devamlı. O hareketi takip ediyorsun, şimşek onu takip ediyor. Yani üzerinde aktif bir radarı olan füze gibi geminin üzerine doğru gidebiliyor. Bu bir yerli çözümdü. Biz geçtiğimiz aylarda şimşeği Anka'nın kanadının altında önce fotoğraflarda Azerbaycan'da gördük. Sonrasında da İDEF'te de canlısını görme imkanına sahip olduk. Şimşek neden Anka'nın kanadında? Bir İHA'yla yüksek irtifaya mı çıkmak amaç veya farklı görevleri simüle mi? Şöyle diyelim, menzilimiz 70 plus kilometre dedik. Ama Anka kaç kilometreye gidiyor? Anka'nın bir menzili var. Şimşeği Anka'dan bırakırsan Anka menzili artı 70 kilometrede kullanmaya başlıyorsunuz. Bu bir avantaj. Şimşeği operate etmek için biz bir ekibimizi belli bir bölgeye konuşlandırıp sistem kuruyoruz. Fırlatıcımızı götürüyoruz, yer kontrol istasyonumuzu götürüyoruz. Yani görev yapacağın alana bağlı olarak kullanıcımız nerede istemişse. Ama onun yerine Anka'ya yükle, burada otur. Nerede istiyorsa kullanıcımız götür, orada kullan şimşeği. Anka'nın kanadından uçması şimşeği gelecek yıllarda yapılacak farklı platformları da taşıyacak belki de. Oradan nasıl bir sonuç aldınız Anka'da? Yani yarın öbür gün Aksungur veya bir milli muharip uçağın kanadının gövdesinin içinde de görmek mümkün olabilir mi? Olabilir. Bu şimşekle de olabilir. Şimşek bu işe bir adımdır. Daha başka türlü platformlara da bunu evirebilir bizim şirketimiz. Yani kabiliyete ulaşıyorsun, bu kabiliyeti başka şekilde de uygulayabilirsin. Yani bir mühimmat haline gelebilir, menzil ile gibi veya farklı görevlere, hedef dışında da gidebilir. Bu yapılacak istek doğrultusunda çalışma gelir. Siz onun mühendisliğini her şekilde burada çözersiniz. Biraz önce anlatırken yerli motorla da uçuş testinin yapıldığını söylediniz. TUSAŞ Motor Sanayi Teyin'in projesi var. Bununla ilgili hangi aşamadasınız? Biraz teknik bilgi alabilir miyiz sizden? Motoru geliştirdiler. Şimşek için daha uygun, daha etkin. Özelleştiriyor. Şimşek için daha verimli, daha etkin hale getiriyorlar. Çok yakında bir seri daha testlerimizi yapacağız. Tamamen şey olacak. Teslimat başlayacak. Başlayabilir. O başarılı bitirdiğimizde o süreci. Tabii. O süreci de.
Şimşek'in bu haliyle diyelim, tabii ki istekler gelebilir, özel istekler. İhracat potansiyeli nasıl? Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şirketimizin de politikası hazır ürünü vermek olduğu gibi ortak üretim de dahil pek çok alternatifleri biz değerlendirmek istiyoruz. Bunu başardığımız ülkeler de var. Yani Türkiye Cumhuriyeti haricinde bunu kullanacak bir ülkemiz daha var, dost kardeş ülkemiz. Bunun artacağını da umuyoruz biz. Sadece satış değil, Şimşek'le birlikte esasında bir eğitim imkanı, bir farklı bir havacılık vizyonu da biz vermiş oluyoruz alan tarafa. Buna teveccüh gösterecek başka ülkelerde çıkacaktır diye umutluyuz. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğiniz bir eğitim programı mı vermek, yoksa sadece Şimşek'in üretilip istekler doğrultusunda teslim mi etmek? Dediğiniz gibi bu yurt dışı için bir eğitim paketi tercihleri de olabilir mi? Kendi ülkemizde Şimşek'in operasyonunu biz kendimiz yapıyoruz, hizmet olarak. Kullanıcı geliyor, kendileriyle oturup nasıl bir uçuş paterni istiyor, nasıl bir uçuş planı istiyor, ne tür faydalı yüklerle neye benzeteceğiz? Bunun çalışmasını yaptıktan sonra sahaya gidiyoruz. Sahada kullanıcının belirlediği saha. Orada onların istediği şekilde Şimşek'i uçurup onlar da kendi görevlerinde o Şimşek işte traklıyor, vuruyor, izlemesini yapıyor. Bütün verilerimizi kaydediyoruz. O kendi sistemiyle kaydediyor. Biz Şimşek olarak kendi verimizi veriyoruz. Daha sonrasında onlarla karşılaştırarak, mesela vuruş görevi değilse, yani ben Şimşek'i doğru mu traklamışım? Yani ben şu noktada görürken Şimşek de gerçekten o noktadayım değil mi? Bunun sağlamasını da yapmış oluyor müşterim. Sadece silahlı kuvvetler değil, hava soğunma ile ilgili sistem ya da sensör geliştiren kurumlarımıza da destek veriyoruz. Yani bir hava soğunma radarı ya da bir hava radarı geliştiren firmamız yapacağı test uçuşlarında test yardımcısı olarak bizi kullanıyor. Tekrar kullanımı ile ilgili bir soru sormak istiyorum ben. Paraşüt sistemiyle inişini gerçekleştiriyor. Ne kadarlık bir süreden sonra tekrar kullanıma hazır hale geliyor? Çünkü sonuçta o paraşütle inerken bir hasar olabilir sistemleriyle ilgili. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz bununla ilgili? Yöntem şu. Öncelikle sahaya çok kalabalık gidiyoruz. Müşteri tarafı da bütün sistemlerini götürmüş durumda. Faaliyeti kesintiye uğratmamak gerekir. O nedenle belirlenen uçuş sayısına göre belli miktarda biz yedek uçakla gidiyoruz. 5 uçuş yapılacaksa 6-7 uçakla gidiyorsun. Bu görevi aksatmıyor. Artı peş peşe uçuşların da yapılmasını sağlıyor. Bir Şimşek indikten sonra indiği alana bağlı olarak küçük hasarlar olabiliyor. Yani bir sonraki uçuşa vermek belki 1-2 saatlik iş olabilir ya da bir onarım gerektirebilir. Fakat biz yedekteki uçağımızla görevi devam ettiriyoruz. İnen uçak çok büyük bir hasarı yoksa aynı günde uçurabiliriz, ertesi günde uçurabiliriz yani. Şimşek hedef uçağının en önemli testlerinden biri de yerli hava hava füzesi Bozdoğan ile yapıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan F-16'dan ateşlendi. Şimşek hedef uçak 12'den vuruldu. Eğer Şimşek yerine yabancı bir hedef uçak olsaydı, füzenin verilerinin başkalarının eline geçme riski ortaya çıkacaktı. Birçok milli mühimmat sistemler deneniyor ve bu denemelerde de muhakkak milli bir hedef uçağında aslında önemi ortaya çıkıyor. Doğrudur. Yani çok doğru bir noktaya temas ettiniz esasında. Çünkü sayısal olarak baktığımızda pek çok ülkenin silahlı kuvvetlerinde bir envanter vardır. Alt alta sayarsın. Şu kadar gemi, şu kadar tank, şu kadar hava savunma sistemi diye. Bunlar sayısal değerdir. Fakat bu sistemlerin esas gücü, bunu kullanan personelin o sistem üzerindeki etkinliği ve o sistemin o personelle birlikte etkin olarak kullanımıdır. Esasında Şimşek'le hava savunma eğitimlerini de yaptığımızda yerdeki hava savunma sisteminin bir etkinliğinin göstergesi ya da sistem faal ve sağlamsa onu kullanan personelin etkinliğini göstermektedir. Bu tür sonuçların da milli kalması bizce önemli. Yani bunu ölçüme destek sağlayan yardımcıyı da biz sağlayıp bu tür çıktıları da milli olarak kendi gizliliğimiz içinde tutarız. Bunun başka ülkeler tarafından görünmesinin sakıncalı olduğunu değerlendiriyoruz. Şimşek'in fırlatıldığı ve uçarken de kontrol edildiği yer kontrol istasyonunun önündeyiz. Pilotumuz adı konteyner ama içinde yer kontrol istasyonunun karşısında oturuyor. Önünde 3 ekranı var. 3 ekranla standart bir hava aracında olması gereken bütün parametreleri kendi önünde sergileniyor. Ekranların birisinde coğrafi olarak Şimşek'in bulunduğu alan ve altındaki haritalar bulunuyor. Artı eğitim yapan, yerde hava savunma eğitimini yapan birliklerin pozisyonları bulunuyor. Pilotumuz coğrafi olarak yönlendiriyor. Normal uçaktaki
veya hava aracılığı komutlarıyla uçağını kontrol ediyor. Diğer ekranda da uçuşa ya da faydalı yüklere ya da uçağın değişik statülerine yönelik veriler sergileniyor. Belirttiğimiz gibi sistemimiz akıllı bir sistem. Şimşeği tam otomatik modda uçurabiliyoruz. Yani buradan fırlattıktan sonra yer kontrol istasyonunda pilotumuz uçuşun sağlıklı gidişini kontrol ediyor. Şimşek önceden planlanan noktalardan uçuşlarını icra ederek eğitimi tamamlayıp gelip iniyor veya da vuruş görevi ise vuruluyor. İlave olarak olağan dışı bir şey olabilir ya da kullanıcıdan, silahlı kuvvetlerden gelen bir talep doğrultusunda o plan modifiye edilip tekrar şimşeğe gönderilebiliyor. Bu defa şimşek yeni plana göre uçuşunu değiştirip devam ediyor. Bu ne sağlıyor? Yerdeki birliklerden birisi arıza yapmıştır. O an onun üzerine geçmeye gerek yoktur. Bir sonrakine geçerek görevi devam ettiriyorsunuz. Görevde esneklik sağlıyor. En nihayetinde bütün planları override edip pilotumuz bütün uçuşu manuel olarak kendi alıp joystick'le, klavye ve mouse'la uçuşu devam ettiriyor. Oldu ki bir sıkıntı oldu. Şimşek bağlantımız kesildi. Önceden belirlenen planla uygulayarak eve dönüş noktasına gelip belirli önceki planlı hareketlerini yapıp iniş noktasına geçip inişini yapıyor. Şimşek kendisi de gördüğünüz küçük bir uçak ve uçtuğunda da kendi boyutlarıyla verdiği radar ekosu olsun ya da görüntüsü olsun küçük olduğu belli. Ama onun üzerine biz öyle faydalı yükler koyuyoruz ki radar kesit alanını Lumberg lensle ya da aktif sistemlerle olduğundan daha büyük ya da istediğimiz büyüklükte gösterebiliyoruz. Bu şunu sağlıyor, herhangi bir X uçağı radar kesit alanı ve harekat süreti belli ise uçağın o harekat süretinde o büyüklükte göstererek o uçağa benzetimi tam olarak sağlamış oluyoruz. Ayar izini arttırmak üzere. Şimşek'in jet motoru var, o bir ayar iz sağlıyor. Fakat infrared ize karşı çalışan silahlar için de burnuna hot nose olarak isimlendirdiğimiz ayar izini arttıran bir faydalı yükümüz daha var. Bunu da TUSAŞ mühendisleri geliştirmiş durumda. Uçağımızın infrared görüntüsü olduğundan çok daha büyük görünerek ayar ize karşı atılan silahların eğitiminde faydalı olarak kullanılabiliyor.